Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda marka tescil başvurusu nasıl yapılır? Bu konuya değinmiştik. Bu videomuzda ise kendi markamızla nasıl ürünler piyasaya sunabiliriz? Daha doğrusu nasıl bir marka oluşturabiliriz? Bu konular üzerine konuşacağım. Kendi markamızla piyasaya ürünler sunmanın birden fazla yolu var tabii ki. Birincisi, biliyorsunuz, bir üretim atölyesi oluşturup, ürünler üretip bunları piyasaya sunabiliriz. Tabii böyle söyleyince insanların genelde aklına yüksek sermayeler geliyor. İşte alet, edevat, makine, ekipman giderleri geliyor. Ama daha önce biliyorsunuz bu kanalda kendi üretimini yapan arkadaşları ziyaret etmiştik. Birisi kendi marangoz imalathanesinde mikro düzeyde üretim yapıp satış yapan bir arkadaşımızdı. İkincisi de dijital baskı makinesiyle mikro düzeyde yine üretim yapan bir arkadaşımızdı. Dolayısıyla öyle çok büyük maliyetler de gerekmeden kendi ürünlerimizi üretmemiz mümkün. Ama tabii her ürün bu şekilde üretilemeyebiliyor. Bazı ürünlerin üretimi için işte bantlar, konveyörler, yüksek yatırım maliyetleri gerekebiliyor. Bu durumda da tabii ki işte hani şöyle bir deyim var. Günde bir bardak süt almak için evde inek beslenmez. Bu örnekte olduğu gibi bu sefer hali hazırda bir üretim tesisi olan firmayla fason sözleşmesi yaparak yine kendi ürünlerinizi o firmaya ürettirebiliyorsunuz. Bunun örnekleri zaten sıkça günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyor. İşte bir gıda ürününü aldığımızda o ürünün üretici firmasının farklı, gıda işletmecisinin farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Veya işte Mercedes markasının motorlarını Renault markasının üretmesi gibi veya ülkemizde pek çok tekstil firmasının, böyle zincir marketleri olan tekstil firmasının ürünlerini, işte stilistleri var, moda tasarımcıları var. Bunlar tasarımlarını yapıyor ve bu ürünler işte Çin'de veya farklı ülkelerde üretilebiliyor. Arkadaşlar, bu bölümde fason üretimi yapan bazı üretici firmaları sizler için araştırdım. Kozmetik, tekstil, gıda ürünleri, mobilya ürünleri gibi çeşitli kategorilerde fason üretim yapan şirketlerin sitelerini örnek olması bakımından birlikte inceleyelim istedim. İlk üretici firmamız Buket Kimya isimli bir firma. Saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri gibi çeşitli kozmetik ürünlerini üretiyorlar. İletişim kısmına geldiğimizde firmanın Denizli'de olduğunu görüyoruz. Üretim ve çözümler kısmına geldiğimizde burada Private Label ve fason üretim bölümleri yer alıyor. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi isteğiniz doğrultusunda sizin kendi markanız için ürün üretebiliyoruz diyor. Formüller, etiketler, paketler hepsi bizim üretim kapasitemize aittir diyor. Özel markalı ürün taleplerinizi, isteklerinizi karşılayacak şekilde değerlendiriyor ve istediğiniz ürünleri size tamamen bitmiş bir şekilde sunuyoruz diyorlar. Bu alanda satış yapanlar için bir alternatif olabilir diye düşündüğüm için paylaşmak istedim. İkinci firmamız Turkuaz Tekstil arkadaşlar. Bir tekstil imalatçısı. Özellikle iş elbiseleri ve medikal tekstil ağırlıklı olarak çalıştıklarını anlayabiliyoruz. İşletmenize özel üretim çözümleri diye başlık atılmış. 20 yıllık tecrübemiz, yüksek kalite ve hizmet anlayışıyla fason tekstil üretimlerinize çözüm ortağı oluyoruz demişler. Yine firmanın çalışma şekliyle ilgili bilgilere ve kalite sertifikalarına site üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu kategoride satış yapmak isteyenler için yine faydalı olabilecek bir firma diye düşünüyorum. İletişim kısmına baktığımızda firmanın Maltepe İstanbul'da olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü firmamız bir gıda takviyeleri üreticisi arkadaşlar. Naturmed.com.tr adresinden yayın yapıyorlar. İletişim kısmına baktığımızda şirketin Antalya'da olduğunu görebiliyoruz. Fason üretim başlığına tıkladığımızda Naturmed İlaç Akdeniz Üniversitesi içerisindeki üretim tesisi ile gıda takviyesi ve kozmetik sektöründe yurt içi ve yurt dışı birçok firmaya fason üretim hizmeti vermektedir deniyor.
Daha aşağılara indiğimizde firmanın fason üretim kapsamında ürünlerin formülasyonları, ambalajlanması, kutu tasarımları, ruhsatlandırma, yasal süreçler, satış, pazarlama, tanıtım gibi pek çok alanda ürün ürettirmek isteyenlere destek verdiğini görebiliyoruz. Yine daha aşağılara indiğimizde ürün çeşitlerini de görmek mümkün. Kapsül, tablet, şurup, blister ambalaj gibi çok çeşitli ürünler üretebiliyorlarmış. Bu tarz ürünler üretmek isteyenler için de yine faydalı olabilecek bir çözüm ortağı olabilir. Dördüncü firmamız Kaso Tekstil arkadaşlar. Firmanın üretim parkurunu site üzerinden görebiliyoruz. Referanslar başlığına tıkladığımızda LCO22, DeFacto, Koton gibi günlük hayattan tanıdığımız birçok tekstil markasına fason üretim yaptıklarını anlayabiliyoruz. Tabii ki tekstil benim çok hakim olduğum bir alan değil arkadaşlar. Ne şekilde bir fason üretim anlaşması yapıyorlar, en az üretim miktarı ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü bayağı büyük bir üretim tesisine benziyor. Ama bu alanda satış yapmayı düşünenler için yine bir alternatif olabilir. Yine iletişim bölümüne baktığımızda firmanın Sultan Gazi İstanbul'da olduğunu görebiliyoruz. Beşinci firmamız bir çanta imalatçısı arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi çok farklı alanlarda kullanılmak üzere çeşitli çanta tasarımları yer alıyor sitelerinde. Anne bebek çantaları, bel çantaları, sırt çantaları, işte trekking çantaları, dağcı çantaları gibi. Aşağılara geldiğimizde şirket hakkında bilgiler yer alıyor. Ve yurt içi ve yurt dışı firmalarına kendi markaları ile üretim yaparak üretimdeki kalitemizi ön plana çıkartıyoruz diyorlar. Burada fason üretim yaptıklarını belirtiyorlar. İletişim bölümüne tıkladığımızda firmanın yine Bayrampaşa İstanbul'da olduğunu görebiliyoruz. Altıncı firmamız yine bir gıda üreticisi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak sporcu gıdaları, protein tozları, enerji verici besinler ürettiklerini anlayabiliyoruz. Ürün çeşitlerini bu alanda görebiliyoruz. Fason üretim başlığına tıkladığımızda tanıtım videolarına, üretim tesisi hakkında bilgilere, yıllık üretim kapasitesi bilgilerine yine bu bölümde ulaşabiliyoruz. Kapsül, tablet, sıvı, toz, blister ambalaj formlarında şirketin üretim yapabildiğini görebiliyoruz. İletişim bilgilerine tıkladığımızda şirketin yine İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Yedinci firmamız yine bir mobilya imalatçısı arkadaşlar. Türkiye'nin her yerindeki mobilya firmalarına son teknoloji makinalarla fason mobilya üretimi yapıyoruz diyorlar. Sitenin ana sayfasında üretimde kullanılan makine ekipmanlarla üretim sahasını görebiliyoruz. İletişim bölümüne tıkladığımızda şirketin Osman Gazi Bursa'da olduğunu yine görebiliyoruz. Son olarak yine bir mobilya imalatçısı firma var arkadaşlar. Mavi Mobilya. Hem son tüketicilerin özel istekleri doğrultusunda üretim yapabildiklerini hem de başka mobilya firmaları için özel üretimler yapabildiklerini belirtmişler. Fason olarak diğer mobilyacılara hizmet verdiklerini söylüyorlar burada. Bu firmada yine İstanbul'da mobilya kategorisinde satış yapanların işine yarayabilecek bir şirkete benziyor yine. Değerlendirmekte fayda var. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu fason üretim şeklinde üretim yaparken çok uygun maliyetlerle kendi markanızla ürünlerinizi ürettirebilirsiniz. Çünkü üreticiler işte makine ekipman giderleri yapıyorlar. Bu makinelerin, ekipmanların bir amortisman gideri oluyor ve o makineler
adeta hiç boş kalmamak durumunda olabiliyor. Tabii ki üretim kapasitesini tam anlamıyla dolduramayan bir üretici bulursanız, söylediğim gibi kendi markanızla ürünlerinizi bu üreticiye çok uygun koşullarda ürettirebilirsiniz. Ama üretim kapasitesini doldurmaya yaklaşmış veya doldurmuş bir üreticiyle anlaşmaya çalıştığınızda tabii ki fiyatlar biraz daha sizin aleyhinize olabilir. Bir önemli nokta da şu, bu şekilde fason üretimi yaptırıyorsanız mutlaka üreticinizi yedeklemeniz gerekiyor. Yani tek bir firmayla fason sözleşmesi yapmak yerine onun yedeğini alıp bir tane daha üretici bulup onunla da yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Birden fazla üreticiyle çalışmak hem fiyat anlamında size avantaj sağlayacaktır ama tek avantajı da bu değil. Sonuç olarak beklenmedik olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Doğal afetler olur, deprem olur, sel olur veya üretici bir dar boğaza girer, ham madde tedarik edemez. İşte böyle durumlarda ürününüzü yok satmamak için, çünkü ürününüze bir reklam çalışması yapacaksınız, bir lansman yapacaksınız. O ürünü yok satmak hoş bir durum olmaz. Satışlarınızın sekteye uğramaması için mutlaka çalıştığınız üretici firmayı yedeklemeniz önemli. Bir diğer yöntem, yurt dışında satışı olan bir ürünü Türkiye'ye getirip markalamak. Gerçi bu yöntem son zamanlardaki işte vergi uygulamalarıyla, işte navlun bedelleriyle çok mantıklı olmaktan çıktı. Dışarıdan bir ürün getirdiğinizde yurt içinde üretim yaptırmanıza göre yüksek maliyetler ortaya çıkabiliyor. Burada da şunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Özellikle bu işlerle uğraşan firmalar var. Siz işte getirmek istediğiniz ürünü bu firmaya söylüyorsunuz. Bütün süreçlerle onlar ilgileniyor ve Türkiye'ye getirdiklerinde sanki yurt içinden bir firmadan ürün temin ediyormuş gibi o firmadan ürünlerinizi teslim alabiliyorsunuz. Bunun tam tersi hizmet veren firmalar da var. İşte buradan yurt dışına ürün gönderecekken siz o firmaya faturayı kesiyorsunuz. Türkiye'deki firmaya faturayı kesiyorsunuz. Onlar yurt dışında satış işlemlerini onlar yapıyor ve ödemenizi de siz bu aracı firmadan alıyorsunuz. Bugün de böyle bir konudan bahsedeyim istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.